bir konuğumuz var. Geçen hafta bu günlerde değerli izleyiciler depremle nerede? Düzce'de sarsıldık ama deprem sadece Düzce'de hissedilmedi. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, çevre illerde de hissedildi ama Düzce 1999 depreminden bu yana ki o zaman da büyük bir deprem yaşamışlardı ve bir deprem merkezi yerlerinden bir tanesi Düzce. Ve oradaki çalışmaları ne durumda? Nereye gelindi 99'dan bu yana? Hepsini Sayın Doktor Faruk Özlü ile konuşacağız Düzce Belediye Başkanı. Faruk Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Cem Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, geçen hafta deprem oldu, sarsıldık hepimiz haberlerde hemen verdik. Düzce Belediye Başkanı olarak ilk andan itibaren neler yaptınız? Şu an devam eden çalışmalar nelerdir? Sizden bir dinleyelim. Cem deprem sabaha karşı 048 sıralarında olmuştu. E, deprem akabinde Düzce'de e, önce elektrikler kesikti, e, her yer karanlıktı. Fakat e, saat 4.30 gibi beni e, Cumhurbaşkanlığımızın e, yardımcısı Sayın Fuat Oktay Bey aradı, e, durumu sordu. E, ve akabinde o gün e, sabahtan itibaren erken saatlerde, ee, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu e, düzceye teşrif ettiler. E, şunu ifade edeyim. Depremin olduğu ilk andan itibaren e, devletin bütün kurumları, devletin bütün önemli bakanları, ilgili bakanları hep düzcedeydi. E, şunu da söylemem gerekir ki e, genelde bu tip afetlerde e, vatandaş şöyle bir soru sorar. Devlet nerede der? Evet ilk andan itibaren devlet düzcedeydi. Hala düzcede. Burada çok şükür ki bir can kaybımız yok. Bu deprem sebebiyle bazı binalarımızda hasarlar var, maddi hasarlı olan binalarımız var, hafif hasarlı yerler var ama çok şükür bir can kaybımız yok. Evet, teşekkür ediyoruz inşallah yok. Şimdi Faruk Bey, 1999'a kıyaslarsak yani bundan 23 sene öncesine gidersek o zaman da deprem oldu ama Böyle Devletin eli biraz daha geç duyuldu. Hatta dönemin başbakanı Ecevit bile e, zor öğrenmişti. Bu sefer ne değişti? Arada nasıl bir fark var 23 yıl aradan sonra? Arada çok büyük fark var. Az önce de ifade ettim. Depremin olduğu 04-08'den itibaren devlet en üst e, yöneticileriyle, e, Cumhurbaşkanımızın yardımcısı ve ben e, akabinde erken saatlerde Cumhurbaşkanımız aradı. Kendileri de görüştüm. Bütün bakanlarımız buradaydı. Esasen devlet e, düzcede, hizmetleriyle düzcede, devlet e, çadırlarıyla, yemek dağıtım e, ara araçlarıyla, bütün e, kurumlarıyla düzcede. Arada ciddi bir fark 23 Kasım depremi ve 12 Kasım 17 Ağustos depremiyle e, mukayese edersek, şimdi geçen 20 yılda düzcedeki konut stoku yenilendi çok ciddi kentsel dönüşümler gerçekleştirildi ve bugün geldiğimiz noktada 20 yılın sonunda e, Düzce'nin konut stoku %75 %80 oranında yeni. Bu depremde bir can kaybı olmamasının önemli e, sebeplerinden birisi de konut stokumuzun yeni olmasıdır. Son 20 yılda Düzce'nin e, Düzce'nin konut stokunun yenilenmiş olmasıdır. E, bir diğer konu Düzce'de biz yüksek katlı yapılaşmalara son verdik. Düzce'de maksimum yapılaşma zemin artı dörttür. Ama bu tabi yerine göre, bazı bölgelerde bir kat, bazı bölgelerde iki kat, bazı bölgelerde 3 ama en fazla sağlam zeminli olan bölgelerde zemin artı dörde müsaade ediyoruz. Yine üçüncü bir sebep biz 99 depreminden sonra deprem yönetmeliklerini harfiyen uygulayan bir şehiriz. Deprem yönetmeliklerini en son versiyonlarına göre harfiyen uyguluyoruz. Bu sebeple Düzce'de çok şükür bu depremde hiçbir can kaybı olmadı. Evet. Peki Faruk Bey, şimdi geçen hafta deprem oldu. Bakanlar oradaydı. İşte Süleyman Bey'i görüyoruz, İçişleri Bakanımızı. Çevre Bakanımız oradaydı. Mesela Çadır kentler kuruldu, bazı evler yıkılacak deniyor. Onunla ilgili durum nedir? Yani hala eve girmeyip çadırlarda yaşayan, yani o çadır kentlere geçen var mı? Ee, bazı binaların acilen yıkılması gerektiğini söyledi Sayın Murat Kurum. Oradaki son durum nedir? Şimdi Düzce'de e, toplam nüfusu Düzce'nin e, 400 bin 976, 2021 sonu itibariyle. Yani yaklaşık Düzce'de 401 bin il genelinde yaşayan insan var. Şu anda çadırlarda kalan e, sayısı, kalan sayısı e, yaklaşık 11 bin. Yani Düzcenin 401 bin nüfuslu bu şehrin e, 11 bini çadırlarda kalıyor. Bu çadırlarda kalmanın, kalmanın e, bir sebebi aslında psikolojik. Şimdi ikinci bir deprem olur korkusu yaşayan vatandaşlarımız çadırlarda, e, evleri sağlam olduğu halde, evleri e, hasarsız olduğu halde çadırlarda kalmak isteyen vatandaşlarımız var. Kendilerine sorduğumuzda ya bir deprem daha olabilir. E, biz e, 12 Kasım depreminde çok acılar yaşadık. 17 Ağustos depremi olduktan sonra e, hemen akabinde e, 12 Ağustos depreminin olması e, bize çok büyük zararlar verdi. Dolayısıyla biz e, çadırlarda kalmak istiyoruz diyen vatandaşlarımız var. Ancak şunu ifade edeyim. Ee, bizim aslında bundan sonraki aşamada yaklaşık işte altı gün oldu, ee, süratle normalleşme sürecine geçmemiz gerekiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 401 bin nüfuslu bir şehirde 390 bin kişi evlerde kalıyor, hasarsız olduğu için ya da e, tamir bakım onarama ihtiyacı o, olan ancak e, binasın, binasında e, bir risk taşımayan, risk olmayan e, vatandaşlarımız kendi evlerinde kalıyorlar. Bu bakımdan e, bu 10 bin kişi, 11 bin vatandaşımızın evlerinde hasar yoksa, evleri sağlamsa ve bunlar çok emin değillerse biz evlerin tekrar e, gözden geçirebiliriz. Tekrar evlerine bakabiliriz. E, evleri sağlamsa, bir hasar yoksa, bir sıkıntı yoksa evlerine taşınmalarını, tavsiye ediyoruz. Çünkü çadırda kalmanın e, çok sürdürülebilir olmadığını ifade etmek isterim. Şimdi çadırda e, ortak bir tuvalet söz konusu. E, sabah kalktığınızda musluktan akan bir su söz konusu değil. Ve burası tabi e, Batı Karadeniz bölgesi, Doğu Marmara bölgesi. Burada Kasım'dan sonra havalar biraz serin olur. E, çadırlarda kalmak e, ileride e, nezle gibi, grip gibi ...hastalıklara sebebiyet verebilir. Benim sizin vasıtanızda... E, ...söylemek istediğim... ...evleri sağlam olan... ...ve bu sağlamlığı mühendisler... ...teknikerler tarafından raporlanmış... ...vatandaşlarımızın... E, ...çadırlarda kalıyorlarsa şayet... ...evlerine taşınmalarını... ...tavsiye ediyoruz. E, biliyorum bir korku yaşanıyor. E, biliyorum... ...12 Kasım'a ilişkin bir travma... E, ...söz konusu ama... Çadırda kalmanın, çadırda hayatı ikamet e, sürdürmenin e, çok kolay olmadığını, bunun zorlukları olduğunu ifade etmek isterim. Bakın, ekranda... Peki bir şey sorayım Bizim... Faruk Bey, i̇ster, bir şey merak ister. ediyorum. Şimdi Düzce'de Buyurun. deprem olduğunu artık biliyoruz. Diyelim ki 7 büyüklüğünde bir deprem olsa e, Düzce'deki evler buna dayanır mı, dayanıklı mı? E, aslında şu anda o, geçen 23 Kasım'da olan deprem, e, ivme bakımından, 12 Kasım ve 17 Ağustos depremlerinden daha yüksek bir ivme değerine sahip. O yüzden etkisi, hissedilen etkisi aslında 7 şiddetinde 8 sene bir depreme denk. Ben şunu ilk günde ifade ettim. İlk deprem, hatta 12 Kasım'da depreme karşı farkındalık tatbikatı olmuştu. O tatbikat sırasında da ifade ettim. Olası bir depremde Düzce'nin 12 Ağustos depremine göre e, mukayese ettiğimizde ciddi bir sorunla karşılaşmayacağımızı ifade etmiştim ve bakın 23 Kasım'daki deprem bunun aslında e, ispatı oldu. Yine şunu ifade etmek isterim ki 99 depremine benzer aynı şiddette bir deprem olsa e, yine e, bizim yenilenmiş olan deprem e, yenilenmiş olan yenilediğimiz ya da kentsel dönüşüme tabi tuttuğumuz tutulmuş olan yeni binalarımızın depreme hazır olduğunu, depreme karşı dayanıklı olduğunu ifade etmek isterim. Aynı etkiyi görmeyiz Cem Bey. Evet. Yani can kaybımız 12 Kasım depremi gibi olmaz. Hatta can kaybı olmaz diyebilirim. Peki şu an Dülce'de sadece yatay mimari mi var? Yani en fazla kaç katlı bina yapılıyor? Veya diyelim ki daha önceden yapılan 10 katlı binalar vardı bunlar yıkılıyor mu veya 4-5 katlı mı oluyor? Cem Bey şöyle 10 katlı 12 katlı binalar daha önce yapılan binalar var. Bunlar da depreme dayanıklı olduğu tespit edilen binalar. Bu hazır binaları yıkmıyoruz. Bunlar zaten var ama bunlar da daha çok yani böyle öğrenci yurtları gibi üniversite şehriyiz biz. Öğrenci yurtları gibi binalar. Bunlar da sağlam. Ancak yeni e, aldığımız bir kararla 2019'da aldığımız bir karar Düzce'de e, yatay mimari esas alıyoruz. Düzce'de zeminin durumuna göre maksimum 4, e, kata kadar müsaade ediyoruz. Düzce'de esas olan yatay mimaridir. Dikey mimariye karşıyız. E, deprem yönetmeliklerini harfiyen uyguluyoruz. Peki bu deprem hakkında söyleyeceğiniz son şeyler varsa onlara da alayım. Sonra bu yerli otomobil ve savunma sanayinde de görev yapmıştınız. O döneme dair birkaç sorum olacak. E, Cem Bey okullarla ilgili birkaç şey söylemek isterim. Şimdi bu depremden sonra hem özel okullar hem devletin okulları tamamı gözden geçirildi. Şimdi riskli olabileceği değerlendirilen birkaç okul, dört okulun dışında diğer okullarımız sağlam. Fakat çocuklarımızın depremden etkilenmiş olan çocuklarımızın Psikolojik bir rahatlama sağlamak amacıyla geçen hafta şehrimizi ziyaret eden Değerli Milli Eğitim Bakanımız bir hafta daha okulların e, açılmamasını açılmaması kararını verdi. Bu bir hafta içerisinde çocuklarımız psikolojik olarak e, kendilerini daha hazır hissedecekler ve e, okullarımız inşallah 5 e, Aralık'ta açılacak. Birkaç okul var. 4 e, dör, okul var. Bunlarda da detaylı bir risk analizi yapıldıktan sonra bunların ya yıkılması veya güçlendirilmesi karar verilecek. Dolayısıyla eğitim ve öğretime 5 Aralık 2022 tarihinde tekrar başlayacağız. Peki, Sayın Faruk Özü, siz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yapmış, önemli bir isimsiniz. Orada da yerli otomobil TOG'un ilk aşamalarından itibaren siz de vardınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz yerli arabayı? Türkiye'nin otomobili, Türkiye'nin Türkiye'nin otomobili projesi aslında Türkiye yüzyılı perspektifinin bir göstergesidir. Bu projenin başlangıcı ben göreve geldiğimde TÜBİTAK bünyesinde yürütülüyordu. TÜBİTAK tarafından çalışılıyordu. Fakat otomobil yapmak zorundaydı. Bir teknolojiden daha fazla ticari bir iş olduğu için bunun özel sektör tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu düşündüm. Bu konuda değerlendirmeler yaptık ee, ve e, Sayın Cumhurbaşkanımız'a konuyu arz ettim. E, konu şöyleydi, bir otomobil yapmak %25 diyelim e, teknoloji ise, teknoloji gerektiriyorsa %75 ticari, e, yani şöyle söyleyeyim, Yapmak önemli ama satmak daha önemli. Çünkü piyasada çok ciddi rekabet koşulları var. Zor rekabet koşulları var ve dünyada e, yaklaşık bir asırdır otomobil üreten dev üreticiler var. Güçlü ekonomiler var. E, bu bakımdan e, konunun ticari olduğunu, bunun e, özel şirketler tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu e, Cumhurbaşkanımıza arz ettim. O da e, bunun daha doğru olduğuna e, inandılar ve bir toplantıda odalar ve burası bir toplantısında e, Sayın Sarcıklıoğlu'na buradan bir babayit çıksın, baba bunu yapsın ifadesi e, meşhurdur. Ve biz akabinde Rıfat ile beraber bu konuyu çalıştık. Gerçekten beş baba yiğit e, istekli olduğunu ifade etti. E, ilk modelin kuruluşu yani iş modelinin proje modelinin kuruluşu e, bu şekilde gerçekleşti. Şimdi e, Cem Bey e, gerçekten biz bu yüzyılın Türkiye yüzyılı olmasını çok istiyoruz ve gerçekten Türkiye'nin dünyanın en büyük ilk 10 e, ülkesi arasında olmasını çok istiyoruz. O yüzden Türkiye'nin bir markaya otomobil markasına çok ihtiyacı var. Hatta ifade edeyim e, ilk onda olacaksak Türkiye'nin birden fazla birden fazla yerli otomobil markasına ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim. Evet. Bakın Almanya ve Japonya bakın e, onların Birden fazla otomobil markaları var. Ve gerçekten dünyanın en prestijli e, otomobillerini üreten iki ülke. Evet. Peki. Son olarak da e, Sayın Özü, siz savunma sanayi müsteşarlığına da görev yaptınız. Tabii TOK, savunma sanayi hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Türkiye'nin demin de söylediğiniz ilk 10 ekonomiden biri olacaksa bu alanlarda çok güçlü olması lazım. E, savunma sanayine sizin de katkılarınız oldu. Oradaki son çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben yaklaşık 25 yıl savunma sanayi sektöründe çalıştım, müsteşarlıkta çalıştım. Büyük şirketlerin yönetim kurullarında görev yaptım. Gerçekten Türkiye savunma sanayinde çağ atladı. Son 20 yılda çağ atladı. Yerli özgün tasarımlar gerçekleştirdik. Ve yine Türkiye IP hakları yani fikri ve sanayi mülkiyet hakları kendine ait çok sayıda sistemin sahibi oldu insansız hava araçlarından, e, milli gemiye, e, milli tanktan, e, zırhlı araçlara kadar çok alanda Türkiye ciddi mesafeler katetti. Bakın gerçekten bugün e, yurt dışında operasyonlar gerçekleştirebiliyorsak bunda son 20 yılda gelişen savunma sanayimizin büyük katkısı var. Burada e, özel döneminde başlayan bir süreçten de bahsetmemiz gerekir. Aslında Türkiye önce üretim yöntemlerini geliştirdi yani lisans altında e, lisans altında e, savunma sistemleri üretimini gerçekleştirdi. Son 20 yılda yaptığımız ise daha çok tasarım ve mühendislik. Yani üretim ağırlıklı bir yapıdan savunma sanayi sektörümüzü tasarım ve mühendislik ağırlıklı bir yapıya dönüştürdük. E, yerleşme oranı %70'ler mertebesine çıktı. E, Türkiye'nin Türkiye'nin savunma sanayindeki performansı yabancı ülkeler tarafından da e, çok takdir edilen bir husus. E, burada e, bir şey ifade etmek isterim. İşin, işin dönüm noktası e, dönüm noktası Mayıs 2004 tarihinde e, ki başbakanımız e, şimdiki cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan savunma sanayi icra komitesi de alınan kararlardır. 2004'te alınan kararlardır. Bu, bu toplantının önemi şundan dolayı fazla. Bu toplantıda Türkiye lisans altında üretim e, programlarını iptal etti. Bunun yerine e, Türkiye kendi tasarımlarını, kendi mühendislik faaliyetlerini öne çıkaran bir yöntemi benimsedi. Özetlemem gerekirse Türkiye e, daha önce kendi elinde ihtiyacı olan işleri yabancı ülkelerin, dış başka ülkelerin şirketlerine ana yüklenici olarak ihale ediyordu. Ve bu ana yüklenici olarak ihale ettiği şirketlere diyordu ki evet işlenin ama sen Türkiye'deki bazı şirketlere iş ver. Benim yerli şirketlerime iş ver. Tayyiye, Aselsan'a, Roketsan'a iş ver diyordu. Bu toplantıdan önceki yöntem bu şekildeydi. Bu toplantıda alınan kararlarla Türkiye savunma sistemleri e, üretiminde kendi firmalarını ana yüklenici olarak seçti, Aselsanı, evet. Ayi, Roketsanı ve yabancı ülkeler, yabancı şirketler bizim şirketlerden ya bana iş verir misin, bana hani alt yüklenici olabilir miyim ve döndü. Yani paradigma e, tam e, tersine döndü kendi şirketlerimize işveren şirketlerine işveren pardon yabancı şirketlere ana yük yapan e, bir ülke konumundan kendi şirketlerini ana yük yapan bir konuma geçti. E, Cem Bey bu çok önemli evet. bir ayrıntıdır ve yabancı şirketler bizim şirketlerimizden şirketlerimize alt yük olma yolunda gayret sarf ediyorlar. Peki. E, Doktor Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı çok teşekkür ediyoruz efendim. Geldiniz hem depremle ilgili çalışmalar ve son durumu aktardınız hem de hem TOK arabamız hem de savunma sanayi gelişmeleri aktardığınız için teşekkür ya ediyoruz. Efendim, size. Çok teşekkür ediyorum. Son bir cümle söylemek isterim. Buyurun. E, çadırlarda kalan vatandaşlarımızın kendi evlerini e, son bir kez daha kontrol ettirip bunu biz yapmaya hazırız mühendislerimize, teknikerlerimize kontrol ettirip şayet bir sıkıntı yoksa yani ev hasarsızsa, ev sağlamsa bu vatandaşlarımızın korkularını yenip kendi evlerine taşınmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü çadırlardaki hayatın e, sürdürülebilir bir tarafı yok. Çadır hayatı zordur. E, kış geliyor. E, biz e, bu vatandaşlarımızın yaklaşık 10 bin civarında evlerini kontrol etmeye e, sağlamsa onlara sağlam değilse sağlam değil raporu vermeye hazırız. Evet. Peki buradan da duyurunuzu bütün düzcelilere gitmiştir diyelim. E, i̇nşallah onlar da sizi dinleyip gerekenleri yapacaktır.